Açılıyor ya. Kim aday olacak? Ekrem İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Özgür Özel mi olacak? Vesaire. İşte en son TÜZÜ kurultayında Ekrem İmamoğlu'na önceden planlanarak söz verilmesi, fakat Mansur Yavaş'a bir saat önceden haber verilmesi, Mansur Yavaş'ın buna tepki göstermesi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın gönlünü alması vesaire vesaire. Yani bu adayın kim olacağı meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirsiz olduğu sürece işte o iktidar deyimiyle partide kazanlar kaynamaya devam ediyor. Dolayısıyla biz bu istinafın kararını şimdiden açıklamayalım. Eğer işte yasak kararı çıkarsa bu hem Ekrem İmamoğlu'nun lehine olur. Yargıtay'dan ne çıkacağı elbette kenarda dursun, o da var. Hem lehine olur hem de işte ne bileyim hani ibre, eğer Ekrem İmamoğlu'nun doğru aday olduğunu düşünenler varsa mesela İmamoğlu'ndan dönüp Mansur Yavaş'a yönelebilir falan, onun yerine biz bunu böyle arafta tutmaya devam edelim. Erdoğan açısından doğru strateji olmaz mı? Bu kararın bu bağlamda şimdi çıkmasını beklemek doğru olur mu? Ya bunun aslında çok titizlikle çalışıldığını düşünüyorum saray tarafından. Onların hepsini tek tek masaya yatırıyordur. Buradaki sorun öyle ya da böyle, şimdi ya da sonra böyle bir kararın siyasete etkisini eğer muhalefet partisi ya da ana muhalefet partisi görüyorsa buna dair ne yapacak? Soru işareti bu. Şimdi bugünkü toplantıdan filan ya da 1,5 yıllık süreç içinde, hatta 31 Mart'tan bu yana muhalefetin söylediklerinden şöyle bir şey çıkarım yapabilir iktidar. Yani estiği gibi yağmaz ya da gürlediği gibi yağmaz. Çok rahat çıkabilir. Yani ne yapacağınızı, reaksiyonunuzu siz bugün göstermeniz lazım ki çekinsin ya da tereddüt etsin alacağı kararda. Yani bugün aslında sürece Ne dair, diyebilir? Ne yapabilir? ya hayır, sadece İmamoğlu meselesini siz tekil bir mesele olarak görürseniz, Türkiye'nin demokrasi sürecinde ayrı bir yere oturtursanız, adaylık üzerinden bir tartışma yaparsanız geçmiş olsun. Onu çözer Erdoğan. Ama Türkiye'nin total bir demokrasi sorunu olduğunu, buna dair bir mücadelenin yapılması gerektiğini, bunun gösterilmesi gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum, inan. Yani Can Atalay'dan tutun Kobani davasına ve diğerlerine kadar bir demokrasi mücadelesinin parçası olarak bunu görürseniz ve buna eşlik eden bir süreç yaparsanız, buna cesaret etme noktasında tereddüt edebilir. Ama bir adaylık meselesinin esası haline getirirseniz bu mahkemeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşil topuğu çok açıkta. Vurulabilir yani bu adaylık konusunda. Çünkü her mesele dönüp dolaşıyor. Az önce sen de ifade ettin. TÜZÜK Kongresi'ndeki bir konuşma bile bir adaylık meselesine, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, ki bir önceki seçimde de Özgür Özel'i çıkarın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya koyun. Böyle bir üçlü adaylık yarışı üzerinden tartışmaya dönüyor. Bu aslında denenmiş, yapılmış, izlenilmiş bir yol. Başarısız olmuş, iktidara altın tepside yeniden bir seçim kazandırılmış süreç, yine aynı bir adaylık üzerinden, evet görüyoruz, adaylığa, siyasete bir müdahale. Sen ne yapıyorsun? Sen siyasete hangi düzeyde müdahale edeceksin? Bunu bugün nasıl gösteriyorsun? Esas olarak bu. Yani fırtınanın geleceğini, yağmurun yağacağını göstermek zorundasınız. Büyük bir kasırgaya dönüşeceğini göstermek durumundasınız. Bana bunu yaparsanız kasırga olurum, üstüne gelirim. Ona kimse yemez. Onun bir hamlesiyle onu da bertaraf edebilir Erdoğan. Devlet aygıtını ele geçirmiş, devlet olmuş bir partiden, bir saray yönetiminden bahsediyoruz. O yüzden bugün muhalefetin elinde çok fazla zemin var. Bırakın bunu. Demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak bunu algılayın ve bunun üzerine süreci götürün. Yapamazsınız deyin. Diğer birçok başlıkta yapamazsınız demeniz gerektiği gibi. Üreticiden, çiftçiden, işçiden, çevre aktivistinden, yani herkes yapamazsın, ben sana izin vermeyeceğim derken, bunu bir hukuki meseleye indirmek, bir adaylık meselesine indirgemek CHP açısından bir yumuşak karın alanı, böyle boş bir alan bırakmak gibi geliyor bana. Yani böyle büyük mitingler mi tertipleyebilir Cumhuriyet Halk Partisi? Yani bugünden başlayarak bugün her meseleyi bunun bir parçası haline getirilebilir demokrasi meselesinde. Sadece İmamoğlu'nun aday olup olmaması Türkiye'nin kaderini belirlemeyecek. Bugün atılan her türlü antidemokratik hamleye karşı bir mücadele verirseniz Ekrem İmamoğlu konusunda birikime yol açabilirsiniz. Kim itiraz edecek Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya?
CHP kitlesinin ya da Ekrem İmamoğlu taraftarlarının itiraz etmesi yeterli olacak mı, yoksa bir toplumsal reaksiyona mı dönüşmeli bu? Toplumsal evet. reaksiyona dönüşmediği sürece bunun başarı şansı var mı? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenler bugün yaşanan her antidemokratik uygulamaya, her kötü muameleye, her farklı eylem ve biçime iktidarın yaptığına aynı reaksiyonu göstermeli. Bu konuda bir tutarlılık izlemeli ki etrafı biraz güçlensin. Öbür türlü ben şeye endişe ederim ya, Ekrem İmamoğlu böyle bir ceza gelsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile çatallaşmaya yol açabilir bu. Ki daha evet. önce benzer vakaları Türkiye yaşadı. İşte biz yine bir yurt dışı seyahati, yine bir aslında ceza sürecini ben hatırlıyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla Berlin'deyken Ekrem İmamoğlu davasını hatırlıyorum. Yani neredeyse benzer şeyler konuşuyoruz, artık buradan çıkması lazım Türkiye'nin. Meral Akşener gitti İstanbul'a, otobüsün üzerine çıktı vesaire vesaire. Evet, orada kim kimi tutuyor, ne olacak filan evet. diye. Yani 2022 Ekim'inden sonra Türkiye'nin yaşadıklarına şöyle bir bakınca bugün aslında muhalefetin ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini çok net olarak görürüz. Ama orada ben çelişkili ya da biraz tutuk bir tavır görüyorum muhalefet açısından. Daha net olmalı, çünkü iktidar çok net. Yapmak istedikleri, yapacakları konusunda çok net. Bu konuda tereddütlü. Sadece İmamoğlu meselesinde demiyorum. Her konuda, ekonomi, dış politika, iç politika, demokrasi meselesinde daha az tereddütlü, daha az kekeme bir siyaset izlemeli ve onu sürekli her gün tekrarlamalı diye düşünüyorum. Peki. Sertaç, deniyor ki eğer istinaftan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yasak kararına bir onama çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ilan edecek. Evet. Ne dersin? Şimdi bu tür söylemler buna ihtimal veriyor musun?